Olmasın diyorsunuz. Eyvallah olmasın. Bizim de öyle bir niyetimiz yok. Ama siz de biraz üslubumuza dikkat ederseniz sevinirim. Herkes dolayısıyla burada da meclis üyesi sıfatımla bazı eleştirilerde bulunabiliyoruz. Serzenişlerimizi söylüyoruz. Ama hala başkan kim nefret tohumlarından vazgeçeceğim derken hala kendisi kim nefret tohumu ekiyor. Hala kavga gürültü ortamına çekmeye çalışıyor. Yani evet 2 yıl kaldı seçimlere. Seçime mi çalışıyorsunuz? Safları sıklaştırmaya mı çalışıyorsunuz? Beni düşman mı ilan etmeye çalışıyorsunuz? Onu anlamadım ama. Ben size düşman falan değilim. Dost olmak da tabii belli bir süreç istiyor. İnsanlar dostlarını seçerler. Kendi aralarında dost olanlar var, olmayanlar var. Bu da eleştirilecek, düşünecek bir şey değil. 2. O da yönetim kurulu başkanı tarafından kurulduğu anlaşılan bu şirketler ticaret sicili müdürünün izinde bulunduğu dönemde mi kurulmuştur? 3. Yönetim kurulu başkanı Mustafa Eken'in yukarıdaki işlerde iştigal edebilmesi için gerekli izinler ve yeterlilik belgeleri alınmış mıdır? 4. Bu şirketler için vergi usul kanunun 153, 156, 157 maddeleri uyarınca bildirimde bulunularak yoklama yaptırılmış mıdır? 5. Bu şirketler pandemi sürecinde hükümetimizin ve Odalar Birliği'nin düşük faizli destek kredilerinden faydalanmış mıdır? 6. Bu şirketler daha 2 yıldan fazla bir süre bulunan oda seçimlerinde oy kullanmak için mi kurulmuştur? Zaten önemli olmadı dedi. Bunu bir kere daha almış olduk. Ayrı düştük, tokalaşamadık. Bugün de burada, bunu da belirteyim, sosyal mesafeyi koruyarak, hijyene önem vererek, maskelerimiz takılarak ve her türlü önlemleri devletimizin dediği şekilde alarak bir an önce bu kararnamenin imzalanmasını tekrar talep ediyoruz diye tekrar yine ilimizi talebini yerine getirdik. Pandemi kurulunda görev aldı. Sağ olsun Sayın Aslında Kızılay başkanımızla buradan sonra teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye çapında çok ciddi emekler verdiler. Biz de kan sıvı azaldığı için sen oraya bu lafı dersen de aslında bu cevabı alırsın. Vermiyorsun bari konuşma kardeşim. Verme de karışma. Onun için kimse buraya çıkıp da kürsüne 1,5 saati o konuşulmuş diyemeyecek diyemez. Azarlar gibi diyorsunuz ki çıkarın buradan bir daha da... Murat Bey şu an ben konuşuyorum. Sen konuştun dinleyeceksin yani. Şu an orada konuşmaktan yok. Hayır, ben konuşmak veriyorum. Konuşmanı yaptın cevap veriyorum. Dinle ben. 1. Yatırım yapmak suç mu? 2. İslam sağlamak suç mu? 3. Bu tane kredilerin, bu kurulan şirketlerin bir tanesinin bir kredisi kullanıldıysa yani istifa etmeyen şerefsizdir. Bu şirketler seçim için kurulsa hepsi aynı grupta olur. Kendi grubuma seçim için oy kullanırım ve kendime oy kullandırırım. Burada kurmuş olduğum şirketlerin hepsi de kanunidir. Hepsi de maliyeden defter tasdikleri ve maliye kontrolleri yapılmıştır. Burada basında bunu söyleyebiliyorsam basının önünde Allah'a çok şükür anlamı uzaktır. 3-4 tanesi pandemi süresine geldiği için adres değişiklikleri yapılacaktır. Mecburen pandemi sürecinde yer hazır olmadığı için yapacağım büyük sorunu ben size burada yapacağım işlerimi anlatacağım. Kanunsuzlar şirketi maliye diye onaylanmış. Kanunsuzlar buna niye kurmuş? Kanunsuzlar ben niye vergi veriyorum? Kanunsuzlar ben niye şirket para harcıyorum? Şirket kurmam suçsa, İslam sağlamak suçsa, yatırım yapmak suçsa o zaman biz hiç yatırım yapmayalım. Niye? Bunu zamanında diyenler 27 tane benim karşıma şirket kurduğunuzda, Hakan Baklava'ya falan kurdurduğunuzda utanmıyor muydunuz? 9 tane şirket kurup oraya yaptığınızda, paraman şirketlere oy kullandırdığınızda, beni bir oyla kaybettirdiğiniz gün hatırlayın sen önceyi. Siz de kurmuştunuz. 27 tane şirket kuruldu, paraman şirket bunların hepsi ve hiçbir tane de hamamda çalışan, baklavada çalışan, Rabbe'nin yanında çalışan arkadaşlar. O zaman bu 27 şirkete oy kullandırdığınız zaman, orada 3 tane mensup saldırdığınız zaman niye konuşmuyordunuz? Bulunuyorum ve inşallah avukatlarımla talimat veriyorum. Şirket bilgilerinin çıkarılması, ki yani inşallah basında çıkar bunlar da, basında da çıkarsa suç teşkil edeceğinden, buradan avukatlarım aracılığıyla özel bilgileri biliyorsunuz korunma kanununa göre telefon bilgilerine verilemezken şirket bilgilerinin spasına çıkarılması ki buradan yazarlarsa zaten olmuş oluyor ve diğer arkadaşlarımızla ilgili suç duyurusunu da buradan başsavcılığımıza duyuruyorum. Avukatlarımıza talimat veriyorum.